Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bazı asitlerin ve bazıların genel özellikleri ve bunların kullanım alanlarını görmek. Bakalım. Öncelikle asitlerden başlayalım. Nitrik asit biliyoruz ki H2O3 olarak ifade ediliyor. Kezzap olarak biliniyor. Hatırlayalım, 9. sınıfta simya konusunu görmüştük. Simya dönemindeyken nitrik asiti, yani bizim kezzabı ilk bulan kimdi? Cabe bin Hayyan'dı. Çok kuvvetli bir asittir. Suda %100 iyonlaşır. Aslında ben çok da yeni bir şey öğrenmiyorum. Çünkü neden? Asitlerin var olan tüm özelliklerini gösterecek. Suda %100 iyonlaşan kuvvetli bir asittir. Suda ısı vererek çözünür. Elektriği çok güzel iletir. Aktif metallerle tepkimesen hidrojen gazını açığa çıkartır. Ama cumhur haksızca ağlayana yarı soy metallerle etkimesinden, eğer senin H2O3'ün derişikse NO2'yi, seyreltikse NO gazını açığa çıkartır. Bu ilk dört maddemizi zaten bundan önceki kısımlarda görmüştük. Bakalım kullanım alanları nerelerde kullanılıyor, oraya gelirsek dinamit yapımında kullanılıyor. Gübre eldesinde, plastik üretiminde ve boya yapımında, aynı zamanda metallerin saflaştırılmasında kullanılıyor. Fosforik asit çok iyi bir su çekicidir. Yani nem çekici özelliği vardır. Aynı zamanda kola gibi gazlı içeceklerdeki asitliği sağlayan asittir. Peki neden farklı asitler kullanılıyor? Şeker o kadar çok baskınmış ki arkadaşlar, bir Coca-Cola'nın içerisinde mesela gazlı içeceklerde karbondioksit kullansa da farklı bir asit kullansa kendini göstermiyor. O nedenle fosforik asiti belirtiyorlar ki, belirli bir şekilde koyuyorlar ki direkt net olarak kendini gösterebilsin diye. Fosfatlı gübrelerin yapımında kullanılıyor. İlaç endüstrisinde, su arıtımında pH ayarı için ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Bakalım hidroflorik asit. Sıkça tekrar ettiğimiz asitlerden biri. İlk kez asit bazları anlatırken, asitleri genel olarak sana tanıtırken çok fazla karşına çıkacağını, hidrojen florun zayıf bir asit olduğunu, neden? Florun elektronegatifliği çok fazlaydı. Flor kendine o bağ çok, daha çok çekecekti. Suya hidrojen iyonunu az vereceğinden dolayı hidroflorik asit nedir arkadaşlar? Zayıf bir asittir dedim. Çünkü suya hidrojen iyonunu az verecek. Ve hidrojen florür, asitle bazıları düşünürsek camla tepkimeye giren tek asittir. O nedenle plastik kaplarda saklanır. Şimdi camla tepkimeye girdiğine göre, ha ben o zaman diyebilirim ki, demek ki ben bunu camın üzerine şekil yapmak için ne yapabilirim? Kullanabilirim dedim. Sonuçta bir asit, zayıf da olsa bir asit, koklandığında solunum yollarına ne yapacaktır? Zarar verir. Petrol rafinasyonunda, aynı zamanda yangın söndürücü köpük üretiminde de ne yapılabilir? Kullanılabilir dedim. Sülfürik asit, H2SO4. Ta simya döneminden beri bulunmuş asitlerden birisidir. Zatça olarak biliniyor. Kuvvetli bir asittir. Suda %100 iyonlaşabilen bir asittir. Nem çekme özelliği vardır. Bu olay sırasında egzotermik de dışarıya ne yapar? Isı verir. Isı verdiği için ortamın sıcaklığını ne yapacaktır? Yükseltecektir. Şimdi bir sülfürik asitin üzerine su eklenirse açığa çıkan su, sistem egzotermik olduğu için açığa çıkan ısı suyu kaynatır. Bu da çözeltin hızlı bir şekilde fışkırmasına neden olur. Bu sebeple arkadaşlar H2SO4'ün üzerine direkt olarak su eklenmemelidir. Suyun üzerine yavaş yavaş sülfürik asit eklenmelidir. Çünkü sistem egzodur, ortama ısı verir. Ortamın sıcaklığı birdenbire ne yapar? Yükselir. Ortamın sıcaklığı yükseldiğinden dolayı, direkt olarak ne yapacaktır? Fışkıracaktır. Akülerde akü asit olarak kullanılır. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. Şimdi, tabii ki bu asit, tabii ki kuvvetli bir asit. Aslında bütün asitlerin hepsini aynı şey yapmıyor muyuz biz? Yani gözünüzü korkutmasın, tek tek bunları ben nasıl öğreneceğim diye. Sonuçta cilde temas ettiğinde bol su ile yıkanmalı, çünkü bunların korozif, yani aşındırıcı bir etkisi vardır. Aynı zamanda ne yapar? Metal kaplamacılığında kullanılır. Bakalım. Asetik asit. Şimdi zayıf bir asittir. Sirke asit olarak
biliniyor. Sirkeye ekşi tadını veriyor. Turşu kurmak için ya da turşuların çok daha uzun süre kalmasını sağlamak için kullandığımız gıdanın bozulmasını sağlayacak olan mikroorganizmaların çoğalmasını ne yapar? Engeller. Şimdi sirke bir nedir? Asetik asit arkadaşlar, yani sirke aynı zamanda bir asit olduğundan dolayı çaydanlığın dibindeki kirecin giderilmesinde ya da banyolarımızda biriken, musluklarımızın etrafında biriken kirecin giderilmesinde temizlik maddesi olarak kullanılabilir. Peki neden? Şimdi lavabolarımızda ya da duş kabinlerimizdeki biriken kireç nedir? Karbonatlı bir bileşiktir. Peki biz demedik mi anlatım videolarımızda karbonatlı bileşikler asitlerle tepkimeye girmeyecekler miydi? Evet, asitle tepkimeye gireceğinden dolayı zaten kireci ne yapacaktır? Temizleyecektir. Suya karşı ilgisi vardır. Egzotermik bir tepkimi oluşturur, yani ısı açığa çıkarır. Deriyle temas halinde derinin suyunu çeker ve dolayısıyla deride yanma hissini ne yapacaktır? Verecektir. Mesela bazen saçlar sirkeli suyla yıkandığında ya da beden sirkeli suyla yıkandığında bedenin kuruması ya da saçların kurumasındaki sebep de nedir arkadaşlar? Budur. Bakalım. Hidroklorik asit, tuz ruhu, çok kuvvetli bir asittir. Banyo ve tuvalet temizliğinde kullanılır ama çok kirli lavabolarda kullanılması öngörülür. Yani günlük hayatta mümkün olduğunca az kullanılması insanların hem solunum sistemlerine hem de bedenlerine daha sağlıklı olmasına neden olacaktır. Demir ve çelik pastanın gidermesine kullanılır. Çünkü neden? Güzel düşünelim. Şimdi demir paslandığı zaman oksijenli bir bileşik oluşturmayacak mı? Peki demir bir metal değil mi? Evet. Metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik göstermeyecek mi? Evet. Bu asit değil mi? Evet. Peki asitle baz nötrleşme tepkimesi meydana getirecekti. O nedenle demir ve çelikteki pasların giderilmesinde kullanılıyor. Boya ve inşaat sektöründe kullanılıyor. Aktif metallerle tepkimeye girip hidrojen gazını oluşturuyor ki biz bunu defalarca söyledik. Suda çözülmesi egzotermiktir. Aynı zamanda midede bulunan çok kuvvetli asitlerden biridir. Bakalım şimdi bu gördüğümüz konularla ilgili, asitlerle ilgili, kullanım alanlarıyla ilgili birkaç tane soru çözelim. Asidin nem çekme özelliği vardır. Kimdir bu arkadaşlar? H2SO4, yani sülfürik asit. Cevabın Adana, Denizli'den herhangi biri ne yapabilir? Olabilir. Sonra zayıf bir asittir. Hidrojen florür dedim. Defalarca tekrar ettiğimiz bir şey. Gıdaların bozulmasına sebep olacak olan organizmaların büyümesini engeller. Peki bu kimdi? Sirke asidi. O zaman cevabın ne olur kuzum? Denizli olur dedim. Başka bir soruya baktığımızda. Evlerde temizlik maddesi olarak kullanılıyor. TNT gibi patlayıcıların eldesinde kullanılıyor. Cumhur haksızca ağlayana, yani CUAG gibi yarı soy metalleri etki ederek aşındırıyor. Şimdi bazen bugün anlattığım şeyleri öğrenmek bazen öğrenci çok zor gelebiliyor. Ama lütfen artık sorudan kopya çekmeyi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Defalarca tekrar edeyim. Sadece üçüncü maddeye bakarsanız. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye girmeyecek miydi? Evet, ama kuvvetli oksijenli asitlerle girecekti. O zaman cevabın direkt ne olacaktır? Adana olacaktır. Bakalım şimdi bazı bazların genel özellikleri ve bunların kullanım alanlarına geldik. Öncelikle kireç. Nedir kireç arkadaşlar? Sönmemiş kireç olarak da biliniyor. Kalsiyum oksit. Şimdi kireç taşı, yani kalsiyum karbonat, yani CaCO3. Benim bunu parçalamam lazım. Parçalamam için sisteme ne vermem lazım? Isı. Yani sistem nedir? Endotermiktir. Isıyı verdiğim zaman kalsiyum oksit, yani kirece ve karbondioksit gazına dönüşür. Ben kalsiyum oksite, yani kirece, suyla tepkimeye soktuğumda kalsiyum hidroksit CaOH2 oluşur. Bu da sönmüş bir kireç olarak adlandırılır. Bakın çok sorularda karşına çıkacak. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç, kalsiyum hidroksit de nedir? Sönmüş kireçtir. Buradaki tepkime nedir arkadaşlar? Egzotermiktir. Yani ısı açığa çıkartır.
Kirecin suyla karıştırılması, biz kirecin söndürülmesi deriz. Bu işlem sırasında ciddi anlamda çok büyük ısı açığa çıkar ki sistem midir? Egzotermiktir. Peki ben elde ettim bu kireci, nerelerde kullanabiliyorum? Şimdi binaların yapımında tuğlayı, pirketi birbirine bağlamak için ben harç yapıyorum. Peki harcın içinde neler vardır hocam dersen, kuzum harcın içerisinde kum vardır, su vardır, kireç vardır, hatta çimento konulur. Bunlar kek hamuru kıvamına getirilip şekilde görüldüğü gibi tuğlaların birbirine yapışması sağlanır. Peki ben hemen buradan bakıyorum. Normalde hamur kıvamında olan bu madde daha sonra kuruduktan sonra koskocaman yükleri üzerine taşıyabiliyorsa, tonlarca ağırlığa sahip olabiliyorsa, o zaman harcın kurumasındaki olay nedir arkadaşlar? Kimyasaldır dedim. Çünkü neden? Havadaki karbondioksit gazı ile tepkimeye girecektir. Bakın hepsi birbiriyle bağlantılı. Senin kullandığın kalsiyum hidroksit baz. Havada ne var arkadaşlar? Karbondioksit gazı. Asitle baz ne yaptı? Burada tepkimeye girdi. Bakalım. Kireç alçı yapımında, inşaatlarda ve cam sanayinde kullanılıyor. Aynı zamanda dezenfektan etkisi nedeniyle mikrop öldürücüdür ki benim size biraz önce anlattığım inşaatlardaki bağlayıcı madde havadaki karbondioksit gazı ile kalsiyum hidroksit tepkimeye girdi. Burada sana harcın sertleşmesine ne yaptı? Neden oldu? Şimdi kireç suya ilgi duyduğundan deriyle temas halinde deri hücrelerinden suyu çeker. Ve böylelikle deriyi tahriş eder. Aynı zamanda yanma hissini ne yapacaktır? Verecektir. Sut kostik, sodyum hidroksit. Çok kuvvetli bir bazdır. Lavabo açıcı. Şimdi tıkanmış boruların açılmasında kullanılır. Ancak mesela lavabo tıkandı. Lavabonun içerisine siz bunu döküyorsunuz. Döktükten sonra sıcak su döküyorsunuz. Sıcak suyu döküyor olmanız tepkimenin hızını arttıracaktır. Çok mu yararlı? Asla değil. Çok kullanıldığı takdirde PVC'lerin yani kanalizasyon borularının zarar görmesine neden olabilir. Mümkün olduğunca ciddi tıkanıklar olmadığı takdirde kullanılmamalıdır arkadaşlar. Aynı zamanda deriye ve ele temas ettiği takdirde aşındırıcı etkisi vardır. Endüstride yapay ipekte katı sabun yani bizim bildiğimiz beyaz sabun yapımında kullanılır. Deterjan yapımında, boya ve kağıt yapımında ne yapılıyor? Kullanılıyor. Bakın sut kostik yani sodyum hidroksit de en çok karşınıza çıkacak olan şeylerden biri budur. Katı sabun yani beyaz sabun yapımında ne yapılıyor? Kullanılıyor. Amonyak, NH3, zayıf bir bazdır. Keskin bir kokusu vardır. Solunması zararlıdır. Susuz baz olarak da geçer. Şimdi NH3'e direkt baktığında yapısında OH iyonu var mı arkadaşlar? Yok. Ancak bu suda çözünde suya OH iyonu vermiş mi üçüncü maddeme bakarsanız? Evet. O nedenle bu nedir? Bazik özellik gösterir. Ancak %100 iyonlaşmadığından dolayı zayıf baz özelliği gösterecektir. Dikkat edersen iyonlaşma denklemine tepkime nedir? Çift yönlüdür. Gübre üretiminde, patlayıcı yapımında kullanılabiliyor. İlaç ve boya endüstrisinde de ne yapılıyor? Kullanılıyor. Potas kostik. Kuvvetli bir bazdır. Şimdi güzel düşünelim. Potasyum 1A grubunda değil mi? Aktif metal değil mi? Peki 1A'nın özel adı alkali metal değil mi? Daha önceki derslerinde alkalinin Yunanca'da bazik olduğu anlamını ifade etmedim mi? O zaman her şeyi tek tek ezberleyip de lütfen kendini çok fazla yorma. Sadece düşün de ki potasyum 1A grubunda o bir metal, oksitler hidroksitleri bazik özellik gösterecek. Aynı zamanda bu kuvvetli bir bazdır. Arap sabun yapımında kullanılıyor. Tarımda asidik toprakların pH dengesinin sağlanmasında. Şimdi eğer pH'i çok düşükse o zaman ben ne yaparım? Potas kostik kullanırım. Bu bir bazdır. pH'in yukarıya doğru ne yapabilirim? Çekebilirim. Tıpta, kağıt yapımında, gübre yapımında kullanılır. Yani sonuç olarak beyaz sabun yapımında sodyum hidroksit, Arap sabun yapımında da potasyum hidroksiti kullanıyorum ben. Ciltteki protein ve yağlarda tepkimeye girerek aynı zamanda ne yapar? Nem çekme özelliği vardır. Bakalım şimdi.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır? Evet, biraz önce tekrar ettik. Potasyum hidroksit Arap sabunu yapımında kullanılıyor. Doğru. Sodyum hidroksit katı sabun ya da bizim beyaz sabun dediğimiz sabun yapımında kullanılıyor. Doğru. Amonyak patlayıcı yapımında kullanılıyor. Şimdi CH3COH dedim, sirke asidi değil miydi? Ya da diğer adıyla etanoik asittir. Deterjan yapımında diyor ki hayır, deterjan yapımında kullanılmamaktadır. Yiyeceklerin uzun süre saklanması, özellikle turşuların, gıdalardaki mikroorganizmaların üremesini engellemek amaçlı kullanılıyor ki Edirne'de zaten H2SO4 sülfürik asit atı yapımında ne yapılıyor? Kullanılıyor. O zaman cevabın ne oldu? Denizli oldu. Bakalım. Amonyak ile ilgili aşağıdaki açıklamaları doğru veya yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki işaretlemelerden hangisi yanlıştır? Zayıf bir bazdır. Evet, doğru. NH3 zayıf bazdır. Bursa'ya bakalım. Gübre üretiminde patlayıcı yapımında kullanılır. Evet, kesinlikle doğru. Şimdi Ceyhan'a bakalım. Suda çok az çözünür. Şimdi NH3 yani amonyak zayıf bir bazdır. Cümlemi çok güzel dinleyin arkadaşlar. Suda az iyonlaşır. Burada bir sıkıntı yok. Ancak hidrojen bağı içerdiğinden dolayı sudaki çözünürlüğü daha fazladır. O nedenle Ceyhan doğru değil, Ceyhan yanlıştır. Tekrar ediyorum, NH3 zayıf bir bazdır. Suda %100 iyonlaşmaz. Suda iyonlaşma kavramıyla suda çözünme kavramı farklıdır. Çünkü suda çözünmesi hidrojen bağını oluşturarak çözünme gerçekleştirecektir. Denizli'ye baktığımda çok keskin bir kokusu vardır. Evet, doğru, doğru yerde tiklenmiş. Sodyum hidroksit nötrleşme tepkimesi verir diyor. NH3 amonyak, sodyum hidroksit de baz, NH3 de baz, ikisi de baz. İkisi beraber nötrleşme tepkimesi vermez. Çünkü bir nötrleşme tepkimesinin olması için bir asitle bir bazın tepkimeye girip ne açığa çıkarması lazımdı? Tuz ve su açığa çıkarması lazımdı. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu dedim. Bakalım. Şimdi sağlık, endüstri, çevre açısından asitle bazların önemine. Arkadaşlar, asitler ve bazlar temas ettikleri birçok maddeyi aşındırırlar. Yani diğer anlamıyla korozif bir, aşındırıcı bir etkiye sahiplerdir. Korozif maddeler genel anlamda deriyi yakabilir, kaşınma yol açabilir ve alerjik deri reaksiyonlarına neden olabilirler. Solunum yoluyla alındıklarında akciğer ve mideyi ne yaparlar? Etkilerler. Şimdi depolamada ve taşımada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kesinlikle asitler ve bazlar birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Neden? Çünkü reaksiyona giriyor. 2. Kapalı kaplarda saklanmalılar. Kabın ağzı açık olmamalı. Neden hocam dersen? Çünkü ağzı açık olduğu zaman biliyorum ki bir madde sıvı olduğu aralıkta her sıcaklıkta buharlaşabiliyor. Sonuçta onun buharı da arkadaşlar ne özellik gösterecektir? Asit ya da baz. Tepkimeye girme olasılığı fazladır. O nedenle kapalı kaplarda saklanmalıdır. Güneş ışığından uzak tutulmalı. Neden dersen? Çünkü sıcaklıkla tepkimeye girdi, sıcaklığın artması her tepkimenin ortalama hızını arttıracaktır. O nedenle ben güneşten uzak tutmalıyım ki kendi içinde bozulmasını engellemek için, bu sebeple serin ve kuru yerlerde saklamalıyım. Şimdi metal ve asit de bazlar metal raflarda saklanmamalı. Neden dersen? Çünkü hem asitler metalle ne yapıyordu? Tepkimeye giriyordu. Dolayısıyla bulunduğu rafla tepkimeye girebilme, atıyorum herhangi bir şişede delinme ya da kapağının açık unutulması durumunda bulunduğu rafla tepkimeye girer ve rafın zamanla kırılmasına neden olur. Ha, baz için düşünürsek bazlar zaten sadece amfoter metallerle tepkimeye giriyordu ama asla metal raflarda saklanmamaları daha sağlıklı olacaktır. Şimdi tepkime girme olasılığı yüksek olduğu için kolay alevlenebilen maddelerden uzak tutulmalıdır. Kesinlikle etiketlenerek saklanılmalı.
Etiketlerde ismi, tehlike işareti, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Neden etiketlenmeli? Asla ama asla ben bir asit ya da bazın kapağını açarak, onu koklayarak ya da tadına bakarak ben onun ne olduğunu algılayamayacağımdan dolayı bir kez deneyler yapılmıştır. Hangi asit olduğu belirlenmiştir, üzerine etiketleri yapıştırılmıştır. Bu sebeplerle etiketleri bulunmak zorundadır. Düşme tehlikesi olabileceğinden dolayı kuvvetli asitli bazlar, mesela tuz ruhu, inanılmaz zararlıdır. Yüksekte barındırılmamalıdır, aşağı raflarda olmalıdır ki düşmelere karşı daha tedbirli olunması adına ve laboratuvar koşullarında, hatta laboratuvar bile geçelim arkadaşlar. Sizin evlerinizde bulunan deterjan bölmesi, mutfağınızda ya da banyonuzdaki deterjan bölmesi sürekli havalandırılmalıdır ki içerideki asit ve bazların buharlaşmış halleri varsa ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bakalım. Dikkat edilmesi gereken hususlarda ise biraz önce belirttiğim gibi tatlarına ve kokularına bakılmamalı. Ocaklardan uzak tutulmalı çünkü tepkimeye girme ihtimali fazla olduğundan dolayı. Derişik asitlerin üzerine su eklenmemelidir. Önce su eklenmeli. Biraz önce sülfürik asit anlatmıştım. Su eklendikten sonra kuzum üstüne derişik asitin eklenmelidir. Neden? Çünkü sistem egzotermiktir. Isı açığa çıkartır. Açığa çıkan ısı patlamalara bile neden olabilir. O nedenle suyun üzerine asit konulmalıdır. Eldiven, gözlük, önlük, bunların hepsi kullanılmalıdır. Sıcak suyla birlikte kullanılmadan kaçınılmalı. Neden? Çünkü biraz önce gene söyledim. Çünkü bir tepkimede sıcaklığın artmış olması tepkimenin hızını arttıracaktır. Cilde ya da vücutta temas halinde kesinlikle bol su ile yıkanmalıdır. Şimdi asitle temas edildi diyelim. Önce su ile yıkanmalı, bol bol su ile yıkanmalı. Sonra üzerine bir baz çözeltisi, tabii ki kuvvetli bir baz dökmeyeceksiniz. Daha zayıf bir baz dökeceksiniz. Dökülmelidir. Diyelim ki asit yutuldu. Mesela tuz ruhu, hidroklorik asit yanlışlıkla haberlerde duyabiliyoruz arkadaşlar. İşte annesinin deterjan çekmecesine atıp da tuz ruhu içebilen çocuklar olduğunu görebiliyoruz. Burada şimdi asla kusturmak için uğraşılmamalı. Çünkü yuttuğu asit bir de kusturmak için uğraştırdığınızda olduğu gibi borulardan geri geleceğinden dolayı nefes borusundan, solunum borusundan arkadaşlar bir kez daha tahriş edecektir. O nedenle bol su ile çalkalanmalı, en kısa sürede doktora ulaştırılmalıdır. Şimdi güvenlik sembollerimize de bakarsak, güvenlik işaretleri gördüğünüz gibi 9. sınıftan beri görüyoruz. Zehirli, patlayıcı, aşındırıcı ve tahriş edici. Sembollerimiz burada. Şimdi birkaç sorunu orayı pekiştirelim. Asitli bazların depolanması ve kullanılması sırasında uyulması gereken kurallardan değildir diyor. Deneyler çeker ocakta yapılmalıdır. Evet. Asitli bazlar yan yana kapalı bir kapta saklanmalıdır. Hayır. Yan yana saklanmamalıdır. Çünkü bunların her ihtimale karşı kabın kırılması, delinmesi, kapağının açık unutulması durumlarında reaksiyona girme ihtimalleri var. O nedenle bunlar yan yana kapalı bir kapta saklanmamalılar. Asitli bazlar metal kaplarda saklanmalılar. Hayır. Çünkü asitler metallerle ne yapacaktır? Tepkimeye girecektir. O nedenle saklanmamalıdır. Üçte olmaz dedim. Dördüncü maddeye bakalım. Asitli bazlar yanıcı maddelere yaklaştırılmamalıdır. Tabii ki yaklaştırılmamalı çünkü alevli bir şekilde yanabilme ihtimalleri vardır. Asitin ve bazın kuvvetine ya da zayıflık derecesine göre. Asitler ve bazlar patlama tehlikesine karşı ağzı açık kaplarda saklanmalıdır. Hayır, ders anlatırken kapının kapaklarının kapalı olması gerektiğini defalarca vurguladık arkadaşlar. O zaman cevabın ne olur kuzum? 3 olur dedim. Bakalım. Laboratuvarda HNO3 ile hangileri yan yana depolanması tepkimeli sonuçlanabilir? Şimdi HNO3'ün ben bir asit olduğunu biliyorum. Nitrik asit. Birinci elime aldım. H2SO4 sülfürik asit. Şimdi asit de asit tepkimeye girmez. Asit ne asit?
tepkimeye girmeyeceği için asitlerin bir dolapta ya da bazların bir dolapta bulunması herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama asit de baz yan yana bulunmamalıdır. O zaman biri alamam dedim. İkiye baktığım zaman sodyum hidroksit, evet alabilirim çünkü sodyum hidroksit bir baz, HNO3 bir nedir? Asit. İkisi ne yapar? Tepkimeye girer dedim. Magnezyum nedir? Aktif bir metal. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girip hem hidrojen gazı açığa çıkaracaktı. Sonuç olarak 2 ve 3 yan yana oldukları takdirde bir reaksiyon gerçekleştireceklerinden dolayı yan yana depolanmalarında tepkimeli sonuçlanabilecektir. O nedenle sakıncalıdır arkadaşlar. Bakalım asit yağmurlarına. Şimdi asit yağmurları kömürü petrol gibi fosil yakıtların yakılması ile atmosferde azotlu ve kükürdün oksijenli bileşikleri oluşuyor. Şimdi bu nereden oluşuyor hocam dersen, bunlar fabrika bacalarından, araba egzozlarından bu gazlar oluşuyor. Bunlar havadaki su buharı ile beraber sana asiti oluşturuyorlar ve yağmur olarak döndüklerinde bize asit yağmurlarını oluşturuyorlar. Asit yağmuru neden olan gazlar ise atmosferde rüzgarın etkisiyle taşınabilmekte ve geniş alanlara etkileyebilmektedir. Bakın, azotun oksijenli bileşikleri, kükürdün oksijenli bileşikleri gerçekleştiriyor bunu. Şimdi asit yağmurlarının etkileri şu şekilde sıralanabilir. Nasıl olabiliyor? Şimdi asit yağmurları oldu. Bir kere güzel düşünelim. Toprağın, denizin, göllerin, nehirlerin pH dengesini etkiler. Ekolojik dengeyi bozar. O zaman pH değerini etkiliyorsa toprağın kimyasal yapısını da bozuyor. Daha asitli bir toprak olmuş oluyor. Kireç taşı, karbonatlı bir bileşik değil mi arkadaşlar? Kireç taşı, mermer de aynı şekilde. Asitle tepkimeye girecek. O zaman kireç taşı ve mermer ne yapılmış? Bina ve sanatsal yapılara zarar veriyor. O nedenle arkeolojik kazıların olduğu yerlerde kış geldiği zaman özellikle yakın çevresinde organize sanayi bölmeleri varsa, fabrikalar, organize sanayi varsa arkadaşlar, brandalarla üstü ne yapılacaktır? Kapanacaktır. Çünkü tarihi eserlerin dışlarının zarar görmemesi istenir. Asitik yağışlar ağaç yaprakların gelişmesini ve büyümesini ne yapacaktır? Engelleyecektir. Peki, nasıl azaltabiliriz asit yağmurlarının etkisini? Bir kere fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Filtreler dönemsel olarak düzenli bir şekilde temizlenmelidir. Fosil yakıtları, neydi arkadaşlar fosil yakıtları? Petrol, kömür, yaktığımız bunların hepsi bir neydi? Fosil yakıtlarıydı. Yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi bunlar kullanılmalıdır. Ve aynı zamanda taşıtların bakımı zamanında yapılmalıdır. Arabaların egzoz muayeneleri zamanında yapılmalıdır dedim. Bakalım şimdi. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarının oluşmasına neden olur? Karbon, azot, kükürt içeren yakıtlar. Bebeğim, bunlar karbon, azot, kükürt içeren yakıtlar. Fosil yakıtları içermiyor mu? Evet, o zaman alırım dedim. Jeotermal ve rüzgar enerjisi, bunlar alamam dedim. Çünkü bunlar korumacı enerji kaynaklarıdır. Dördüncüsü nedir? Petrol. O zaman cevabın ne oldu arkadaşlar? 1 ve 4 oldu. Cevabın ne olur? Edirne olur dedim. Aşağıda adı verilen kimyasal maddelerin hangisi atmosferdeki su buharı ile etkileşerek asit yağmurlarının oluşmasına neden olur diyor. Kim arkadaşlar? Şimdi güzel düşünüyorum. Asit yağmurunun oluşabilmesi için o zaman bir kere bir asitin oluşması lazım. Ben Bursa'ya baktığımda magnezyum oksit diyor. Magnezyum bir metalse magnezyum oksit oksijenli bileşiği ne olacaktır? Bazik özellik gösterecektir, alamam dedim. Ceyhan'a bakıyorum. Sodyum bir metal, oksijenli bileşiği bazik. Bunu da alamam, bu da geçer dedim. Amonyak nedir? NH3, zayıf bir baz. Asit yağmuruna neden olmaz. Sodyum hidroksit nedir arkadaşlar? Bir baz, alamam. O zaman nedir senin cevabın? Kükürt trioksittir. Çünkü kükürt bir ametaldir.
Ametallerin oksijenli bileşiği asit özellik gösterecektir. Havadaki su buharı ile birleşip sana asit yağmurlarını oluşturur. Cevabın ne olur? Adana olur dedim. Şimdi günlük hayatta kullandığımız bazı asitle bazlar neler? Onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi çamaşır suyu. Yani bizim halk arasında hipo dediğimiz şey. Hipo aslında sadece bir markadır. Domestos gibi, Bingo gibi, ne bileyim Mintax gibi sadece bir markadır. Biz bunların tamamına birden çamaşır suyu deriz. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit çözeltisidir. Bakın bundan birkaç yıl önceydi TYT'de bunun sadece ismini sormuştu. Basit bir tuzdur. Mikrop öldürücü olarak tuvaletlerde ve kanalizasyonlarda kullanılıyor. Bu nedenle arkadaşlar evimizde hijyen amaçlı kullanırız. Özellikle hijyen amaçlı kullanırken oksijenli çamaşır suyu vardır, bir de klorlu çamaşır suyu. Benim şu an size anlattığım klorlu çamaşır suyu. Ama oksijenli çamaşır suyu olduğunda her renk çamaşırlarda, renklilerde bile kullanmayı olasılığınız var. Çamaşır rengini açıp daha çok hijyen sağlayacaktır. Şimdi tuz ruhu nedir? Asit. Bu nedir arkadaşlar? Bazik bir tuzdur. Kesinlikle ama kesinlikle evinize temizlik yaparken tuz ruhu ile çamaşır suyu karıştırılmamalıdır. Neden derseniz çok zehirli bir gaz olan klor gazının açığa çıkması da neden olur, ölüme bile sebep verebilecektir. Bazı ev hanımları temizlik konusunu fazlasıyla abartarak tuz ruhuyla sana çamaşır suyunu karıştırıyor. Daha sonra zehirlenmeleri hatta ölüme bile neden olabiliyor. Kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu, tuz ruhu, paste, kireç çözücülerle de karıştırılmaz. Neden? Çünkü hepsinin açığa çıkan gaz zehirli bir etkiye neden olacaktır. Ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanılmalıdır. Çünkü nedir? Son derece zararlıdır arkadaşlar. Bakalım tuz ruhu. Çok kuvvetli bir asittir. Hatta pH'i 1'e falan yakındır arkadaşlar. Fayans, taş gibi ıslak zemin üzerinde ağır kirleri, bakın çok ama çok kirlendiğinde, atıyorum artık yani kireç katman haline geldiğinde kullanılmalıdır. Çok koroziftir. Son derece aşındırıcı. Hatta bana göre evlerde kullanılmaması daha sağlıklıdır. Çünkü insana kimyasal anlamda çok zarar verecektir. Çünkü özellikle yanlış kullanılması da farklı sonuçlara yol açacaktır. Çamaşır suyuyla karıştırılmamalıdır ki bunu daha önce biraz önce konumuzda söylemiştim. Çamaşır sodası. Sodyum karbonat. Sulu çözeltisi baziktir. Yağların çıkarılmasına etkindir. Tabii ki bunun da korozif, bunun da aşındırıcı bir özelliği vardır. Lavabo açıcı sodyum hidroksit. Kuvvetli bir bazik çözeltidir. Toz halindeyken belli bir miktar lavaboya dökülür. Bol miktarda sıcak su eklenir. Çözeltide tıkanma yol açan yağ, deri ve kıl gibi maddeleri parçalayarak borular temizlenir. Sistem egzotermiktir arkadaşlar. Asla bunu lavaboya döktükten sonra, sıcak suyu açtıktan sonra delikten uzak durulmalıdır. Çünkü ısı açığa çıkarır. Açığa çıkan ısı yüzün yanmasına neden olabilecektir. Çok miktarda kullanılmamalıdır. Çok miktarda kullanılması PVC tesisatına yani kanalizasyon borularına zarar verecektir. Şimdi çaydanlıktaki kireçlenmenin giderilmesi ya da çaydanlığa sirke ya da limon suyu eklenilebilir. Bakın sizin şeklinizde makinenizdeki bir sürü kireç oluşmuş. Aynı kireçler sizin çaydanlığınızda da olabiliyor. Biz burada kireç sökücüler, kimyasallar kullanmak yerine evimizde normal sirke, limon suyu ya da çaydanın ağzına kadar suyla doldurun arkadaşlar. Bir avuç limon tuz atın sabah kalktığınızda dibinin tertemiz olduğunu, kirecin olduğu gibi gittiğini göreceksiniz. Çünkü neden? Kireç, limon suyu ya da limon tuzu bunlar nedir? Asit. Çaydanlığın dibindeki kireç nedir arkadaşlar? Karbonatlı bir bileşik. Asit de ne yapacak? Tepkimeye girecektir. Aynı şekilde mutfak eşyaların üzerindeki yağın giderilmesine bakın, musluğun etrafındaki, ben burada direkt olarak neyi de kullanabilirim? Sirkeyi, limonu ya da limon tuzunu ne yapabilirim? Kullanabilirim dedim.
Metallerin üzerindeki kararmayı engellemek için de karbonat, yani yemek sodası, üzerine sıcak suyla döktüğüm zaman metal yüzeyini bu çözeltide ne yapacaktır? Temizleyecektir. Bakın, kararmayı engellemek amaçlı. Eğer çok böyle katı yağlarda varsa, çünkü sıcak su döktüğümde bir de sistem egzodur, ısı açığa çıkartın. Açığa çıkan yağlar da zaten onun temizlenmesine ne yapacaktır? Neden olacaktır. Sabun ve deterjan. Arkadaşlar, sabun yağ asitlerinin ya da yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitle tepkimesinden elde ediliyor. Sodyum hidroksit tepkimesinden ben beyaz sabunu, yani katı sabunu, potasyum hidroksit tepkimesinden ben Arap sabununu elde ediyorum. 9. sınıf tolerans etkileşim konusunu hatırlarsak, hidrofil ve hidrofob kısmı vardır sabun ve deterjanda. Şimdi hidrofil, ikisindeki mantıkta, hem sabundaki hem deterjandaki mantıkta hidrofil ve hidrofob kısmı barındırmasıdır. Uç kısmı hidrofil, yani suyu seven. Kuyruk kısmı da hatırlarsanız hidrofobtu, yani suyu sevmeyen apolar kısımdan oluşuyordu. Deterjan neydi arkadaşlar? Deterjan petrol ve türevlerinden elde ediliyordu. Sonuç özelliği her ikisinde bazik özellik gösterecektir. Sabunlar cilde ve çevreye zararları pek yoktur. Ama deterjanın ham maddesi petrol olduğundan, özellikle dodosil benzen içeren deterjan üretildiğinde kanalizasyon borularındaki mikroorganizmalar tarafından eritilemedi ve çürütülemediğinden dolayı o nedenle çevre kirliliğine neden olacaktır. Son dönemlerde bazı ülkelerde dodosil benzen içeren deterjan üretimi yasaklanmıştır. Deterjanlı su çevreye dökülürse sularda ötrofikasyon oluşturuyor ve deterjanlar tahriş edicidir. Ama deterjanın temizleme özelliği sabunun temizleme özelliğinden daha fazla olduğundan dolayı aynı zamanda deterjanlar kireçli sularda da köpürdüğünden dolayı biz çamaşırlarımıza deterjanı ne yapabiliyoruz? Tercih edebiliyoruz dedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.